Yaptığı büyük eserlerle yüzyıllar boyunca adından bahsedilen büyük üstad Mimar Sinan'ın akıl almaz eserleri kadar hayatı da ilginç olaylarla doludur. ...16. yüzyılın başlarında İstanbul'da nüfusun artmasıyla birlikte su sorunu da ortaya çıkar. Kanuni Sultan Süleyman bu durumu zamanın baş mimarı Mimar Sinan'a söyler. Büyük Üstad Mimar Sinan atına biner ve yanına yardımcılarını alarak Çekmece kıyılarında araştırmalar yapar. Beşiktaş'a kadar İstanbul'un kıyılarındaki bütün dereleri ve akarsuları tespit eder. Bu suların önü örülerek baraj yapıldığı takdirde nereye kadar yükseleceği, nereden nereye kadar kemer yapılacağı, İstanbul'a nasıl getirileceği gibi konularda günlerce hesap yapar. Ve Mimar Sinan yaptığı bu hesapların ardından Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkar. İstanbul'a su getirmenin mümkün olduğunu fakat maliyetinin bir hayli ağır olduğunu, sarayın hazinesindeki altın dolu keseleri uç uca dizilmek kadar külfetli olabileceğini söyler. Ancak Sultan Süleyman kararlıdır. Mimar başına dönerek şöyle der: "Sen İstanbul'a su getir, altın keselerini uç uca değil, yan yana bile dizmeye razıyım." diyerek çalışmalara bir an önce başlamasını buyurur. Bunun üzerine büyük usta Mimar Sinan kollarını sıvar ve işe koyulur. İstanbul dışındaki suları kağıthane civarında belli yerlere toplar. Oradan da dere içlerine büyük geçitler yaparak İstanbul'a getirmeyi başarır. Ve nihayet şehrin büyük meydanlarında umumi çeşmeler yaparak suyun buralarda akmasını sağlar. Bu yapılan çeşmelerin tamamı 40 adettir. Bu yüzden tarihe 40 çeşme suları adıyla geçecek olan bu çeşmeler akmaya başlar. O güne kadar musluk olmadığı için yüklü maliyetle şehre getirilen sular boşa akıp gitmektedir. İşte bu durumun üzerine İstanbul'da ilk defa lüle adı verilen musluklar çeşmelere takılır. Kanuni Sultan Süleyman Han bir ferman çıkarır. İstanbul meydanlarındaki umumi çeşmelerin halkın malı olduğu için hiç kimsenin yer altından evine su kanalı yapamayacağını buyurur bu fermanında. Bu umumi kaideye bir istisna ekler Sultan Süleyman. Eklediği o istisna ise şöyledir: İstanbul'u su ile buluşturan baş mimarın evine özel olarak yol yapılacak, su verilecektir. Böylece Mimar Sinan'ın evi İstanbul'da özel suyu olan tek ev olur. Yıllar sonra Mimar Sinan Şehzade Paşa Camii, Süleymaniye Camii ve Edirne'deki Selimiye camilerini yaptıktan sonra vücudu yorgun düşer. İyice yaşlanmıştır artık. Devir değişir. Dünyadan bütün fanilerin göçtüğü gibi Kanuni Sultan Süleyman da Hakk'ın rahmetine kavuşur. Yerine oğlu 2. Selim padişah olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarı olan Mimar Sinan gücü kalmadığı için artık yerinden kalkamaz hale gelir ve bilgilerini birçok öğrencisine nakleder. Bir gün Mimar Sinan'ın kapısı çalınır. Vücudunda derman kalmayan Sinan bin bir güçlükle kapıyı açar. Gelen kişi saraydandır. "Sizi divana çağırıyorlar. Zannedersem hakkınızda bir soruşturma açılmış.
ona tabi tutulacaksınız der gelen kişi. 99 yaşında olan Mimar Sinan ihtiyarlığına rağmen hazırlanır ve saraya varır. Karşısında bir soruşturma heyeti beklemektedir. Bütün kadılar, ulemalar, müftüler hepsi birden baş mimara dönerek "Hiç kimsenin evine özel su verilmez iken, padişah fermanı olduğu halde sizin evinizde özel su bulunmaktaymış." derler. Bunun üzerine söz alan baş mimar, "İstanbul'a yaptığım su hizmetinden dolayı Sultan Süleyman'ın sağlığında özel bir fermanla evime su getirdiğini söyler. Mahkeme heyeti ise bu müsaadenin fermanını ister. Ancak sözlü olarak verilmiş bu iznin yazılı bir fermanı bulunmamaktadır. Divanda konuşmalar başlar. Mimar Sinan baş mimar olarak büyük hizmetler vermiştir. Evindeki su akmaya devam etsin denilir. Lakin aralarından çatlak sesler çıkmaya başlar. Ali Osman'a hizmet eden sadece Sinan değildir. Nice hizmet edenler vardır. Ya onların da evine özel su verilsin ya da Mimar Sinan'dan da bu ayrıcalık alınsın tartışmaları başlar. Sonunda divan kararını verir. Sinan gibi Ali Osman'a hizmet edenlerin tümüne su bağlanamayacağı için Sinan'a bağlanan suyun kesilmesine hükmedilir. ...99 yaşındaki büyük üstad Mimar Sinan elindeki bastonuyla bitkin ve üzgün bir şekilde divandan ayrılır. Hiçbir zaman özel bir muamele beklememiş ve tüm hizmetlerini Allah yolunda yapmış olan Mimar Sinan'ın üzense suyunun kesilmesi değil, onca hizmetin ardından yaşadığı bu itibarsızlık olmuştur. Mimar Sinan 100 yaşına geldiğinde iyice hastalanır ve bir daha ayağa kalkamayacak bir şekilde yatağa düşer. Vefatı esnasında son sözlerini söylemeye çalışan Mimar Sinan'ın dudakları kurumuştur. Bir bezi suya batırıp dudağını ıslatmak isterler. Ancak evinin çeşmelerinden bir damla su akmıyordur. Saniyeler geçer ve İstanbul'u suya kavuşturan Mimar Sinan'ın susuz evinde kurumuş dudaklarla vefat eder.